çok sevdiği, aradığı için bir baktı bütün ufuk boydan boya Cebrail'in kanadıyla dolu. Yani mesela 100 kilometre falan. Bak oradan geliyor, 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 yaklaştı, yaklaştı diyor. Ta neredeyse dokunacak o kadar geliyor. Sonra gelip sarılıyor ve sıkıyor yani ki hayal görmediğini anlasın diye. Bayağı kuvvetli sıkıyor. Evet, ondan konuşma halinde. Mesela oku diyor. Onun itiraz edeceği bir soru söylüyor. Yani bir konuşma yapıyor. İtiraz edeceğini bildiği halde. Ben okuma bilmem diyor Peygamberimiz. Yine sıkıyor, oku diyor. Belli onun okuma bilmem diyeceği. Yine yeniden sıkıyor. Oradaki amaç onu konuşturmak ve sesli bağlantıyı sağlamak ve o sıkmayla da dokunma hissiyle o görüntünün hayal olmadığını ona hissettirmek. Çünkü bayağı kuvvetli sıkıyor yani. Nefesini kesiyor artık da o kadar kuvvetli sıkıyor. Belli ki o hayal değil çünkü elbisesi falan katlanıyor yani sıktım mı? Yani böyle hayal olur mu? Elbise her şey katlanıyor yani. Bıraktın mı? Elbise normal haline geliyor. Bu ne bu? Sesle duyuyor. Ama öbür türlü mesela sırf konuşma olsa görüntü acaba halüsinasyon mu gördüm diyebilir. Ama sıkmanın açıklaması yok. Onu ortadan kaldırmak için Cebrail özellikle sıkıyor ki bir kere de değil defalarca bak aynı cevabı verdiği halde yeniden sıkıyor. İyice kanaati gelsin diye. Ama buna rağmen dünya tatlısı çok heyecanlanıyor. Yani tam emin olamıyor koşarak bayağı yüksek biliyorsunuz daha yaradan. Öyle sert bir yer yani öyle kolay kolay koşulacak gibi değil. Yıldırım hızıyla koşup içeri girip Hazreti Hatice annemiz de evde. Beni örtün, beni örtün diyor hemen. O da çok müşfik annemiz. Anlattırıyor peygambere sakince. Müjde olsun sana diyor. Gelen diyor Cibril Emin diyor. Sen de peygambersin diyor bak. Kadının kutsallığını Allah gösteriyor. İlk defa vahye teşhis koyan, Cebrail'i teşhis eden, peygamberliğini kabul eden kişi. Bak peygamberden önce peygamberliğini kabul ediyor. Peygamber ben peygamberim demiyor. O demeden sen peygambersin diyor daha. Tabii. Ve müjdere olsun sana diyor. Mesela bayağı müthiş bir şey bu. Ve hiç şüphe kuşku etmiyor. Mesela bak ne kadar güzel bir ahlak. Ne oldu sana? Bir şey mi acaba hani güneşten mi oldu yahut bir sıkıntıdan mı oldu falan demiyor. Dürüstlüğünü bildiği için emin anlattıklarından da doğrudan teşhis koyuyor yani emin. Peygamberimiz de çok rahatlıyor tabii öyle söyleyince çünkü destekleyen olunca. Vahiy devam ediyor. Bir ara vahiy kesiliyor. Canım benim acayip tedirgin oluyor. Yani Allah ona darıldığını zannediyor. Yani bir şey oldu zannediyor. Bir anlam veremiyor. O çok zor tabii o da Allah vermesin. Bayağı sürüyor. Rabbin seni terk etmedi diyor Allah. Yeniden vahiyle devam ediyor. O da imtihan. Kaçtan bakayım ne yapacak diye Allah kesiyor. Yani tepkisi ne olacak gibisinden. Ben zannetmiyorum yani insanlar pek peygamberimizin kıymetini anlamıyor. Anlattıkları falan böyle hep işte Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, çektiği çileler, sabrı falan o konular hakkında çok sati. Sadece işte yoluna diken atarlardı falan diyorlar. Anlatmıyorlar asıl çektiği çileleri, zorlukları. Evet. Ne anlatacaksın? Biraz önceki haberi tekrar ediyorum.